Olacak. Bak şimdi bildiğin. Evet. Bak şimdi. Senin de dikkatini çekmiş. Evet. Niye? Diyorum niye risale koymuyor da risaleden okumuyor da defterden okuyor. Defterden okuyor. Evet. He. Aynı şey. Şimdi bana diyorlar ki niye Risale-i Nur'daki aynı cümleyi değil de sen ondan anladığını söylüyorsun ve yazıyorsun. Niye Risale'deki cümle varken demiyorsun kardeşim ya? Evet. Sen basit mi görüyorsun yani? Daha mı üstün görüyorsun sen? Niye haddini bilmiyorsun? Ben kendi öz eleştiri yapayım. Şöyle yapabilir miyiz telefon? Ha yapabiliriz. Daha yazı okunsun diye. Ha. Yani ben çoğaltıyorum kim soramadıkları şeyi. Sen sözlerin külliyattan üstünü mü tutuyorsun? Hem külliyat önünde metni okuyorsun. Ondan sonra mikrofonu alıyorsun. Sen konuşuyorsun. Niçin ona kanaat etmiyorsun metne? Diyor. Şimdi cevap veriyor. Peki ustadım, ustada desem, ustadım, niye ayetin manasını değil de sen ondan anladığını yazmışsın ya Bediüzzaman dese ne dersin, sorabilir misin? Yani, tercümesini yapsaydı. Yani. Niye mealini yapmadın? Peki kaç yüz bin tefsir gelmiş biliyor musun sen? Yok, çok var. 350 bin. Hı. Garibine gidecek bir tefsir manasını kendisi söylüyor. Sike-i tasdik-i gaybede ilmi cifirle manası diyor. Başka? İlmi ebcedle manası diyor. Başka? Muhyiddin Arabi'den şimdi geçeceğim. Yapacağım. İlmi hurufu Kur'an'a göre manası. Ne demek biliyor musun o? Mesela lam böyle. Vav böyle. Mim böyle. Ben bir ara kafayı bozmuştum nuna. Her taraf nun olmuştu. Namaz kılıyorum. Elim böyle bağlı. Kafam nokta nun. Elim namazda bağlı. Bak. Elma. Nun. Dala bağlı olan noktası nokta. Kaş nunun şeyi o alanı. O göz onun noktası. Sakal nunun çenteyi. Alın onun noktası. Namazda vav eğiliyorsun. Nunun. Hayata bak her şey nun. Bak gör işte. Her şey nun. Bak yaprak böyle. Evet. Nunun çeti. Sapı nokta. Her şey nokta. Tamam. Şimdi ne oldu? Bir aç bakayım telefonu. Şimdi sen 350 bin tefsir gelmiş. Adam Allah onların şefaatine mazhar eylesin. Evet. Harflerden Kur'an tefsiri yazmış. Vav'ın şekli niye böyle? Allah var iken hiçbir şey yoktu ya. Allah bulmadı mı? Tövbe bulmamı öyle evet. Affetsin beni de. Tefekkür için söylüyorum. Allah çıkartmadı mı vav'ın şeklini? Evet. Ha, ezelebedi yoktu. Allah bu vav'ı anlamsız mı çıkarttı? Ayvayı niye sarıya boyadı? Tamam. Şimdi adamlar sırf renklerle Kur'an'ı tefsir ediyor. Ben bir ara Vesvese Risalesi'ni, Vesvese dersi yaptım. Ya ben bunun kökenine ineyim dedim ya. Ustad nereden şey yapmış? Vesvese'nin yazılısı vav ve sin. Ves ves e. Vav ve sin. İkisinin tekrarının cemidir. Zel, zel, e gibi. Vav ve sine indim. Tabiatı. Her harfin 4 tane tabiattan bir tanesidir. Ya toprak tabiatlıdır. Ya ateş tabiatlıdır. Ya su, ya da nur. Tamam. Veya hava. Neyse. Yani bunlarla baktığın zaman 350 bin tefsir gelmiş. Sosyal tefsir gelmiş, felsefe tefsir gelmiş, akli tefsir gelmiş, dirayet tefsiri gelmiş, rivayet tefsiri gelmiş. 350 bin. Ben bunlara soruyorum 350 bin müfessire. Siz ayetin metni varken niye anladığınızı yazdınız? Ona cevap vereceğim. Yani acayip değil mi? Ben bari insanın sözünü aynı koymuyorum, aynı nakletmiyorum. Kendi anladığımı söylüyorum, sen tepki yapıyorsun da. O Allah'ın sözünü yapıyor. Eleştirmediğin yani kulun yazısı. La diyorum ha? Allah Allah, Risale-i Nur hani ilhamla yazdırılmış. İlham vahiy değil. Yani vahiy değil ama hani böyle biz bu nasıl yazmadım diyor, yazdırıldı diyor. Ha, sen buna bu kadar sahip çıktığın gibi Kur'an'a da sahip çıksana. Sen niye böyle Muhyiddin-i Arabi'ye, İmam-ı Gazali'ye, İmam-ı Azam'a, hatta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a niye demiyorsun? Ya Resulallah ayeti niye tefsir ediyorsun? Ayeti canlı tefsiri kimdir? Resulullah'tır. Evet. Hatta Resulullah ayeti nesetmiş biliyor musun? Nasih ve mensup meselesi var biliyor musun? Okudum, bilmez. Ne demek?
ayeti ayette bloke edilebilir. Ayetin hükmü ayette kalkabilir. Ayetin hükmü hadiste kalkabilir. Allah. Ya mesela bir tane söyleyeyim, en çok bildiğim şey senin. Kul ya eyyühel kafirun suresi. Evet. Kur'an'da duruyor mu? Duruyor. O neshedilmiş, hükmü kaldırılmış. Kur'an'da sure olup da hükmü kalkar mı? Bilmiyorum. Ya tabii. Bilmiyoruz ki biz. Bilmiyorum, ne biliyoruz ki? Bak. Yani ne demek o? Neyle kalkmış? Ve niye duruyor? Çok izahı var. Yedi vecihle izahı var. Ben bir tanesini sana söyleyeyim. Baya çıkıyor. Sonra vereceğim. Ömer şey yaptı. Heh. Şimdi Kur'an gelmeden önce 100 suhuf 4 kitap gelmiş. Evet. Ben onu istersen şey yapayım üç de. Kitap. Heh, dur. Şimdi nerede kalmıştım? Aç onu, nerede? İşte şeyleri kalkan ayetler var dedin ya. Ha ha, onu. Evet. Şimdi 3 tane kitap gelmiş Kur'an dışında. He. 100 suhuf gelmiş. Neye benziyor? Usta anlatıyor. Bir üniversitede bir sınıfta her milletten, hatta Afrika'dan da insan geliyor. Yani bir hocaya muhatap olacak seviyeye gelmişler. Ama birisi Erzurum'da okumuş, birisi Afrika'da, kimisi İstanbul'da. Şu Sarıyer'de okumuş, bu Beyoğlu'nda. Yani onlar farklı. Köpek mi geliyor? Yok yok, gelme. Tamam. Şimdi, peki Kur'an'a muhatap olacak seviyeye gelene kadar suhuflar gelmiş. Yani ayrı ayrı toplumlar ya, mesela diyelim ki Irak'taki, Fas'taki, mesela Irak sıcak. Amerika'da, Kuzey Ekvator'da vesaire, evet. Kutuplarda. Ha, dedim ki Kur'an'a muhatap olacak seviyeye gelince tek kitap yetti onlara. Tek kitap. Ha, insanlar bu hale gelene kadar farklı farklı yorumlar ona götürecek şeyler gelmiş. La teşbih ve la temsil. Kur'an'ın tefsirleri gelmiş, suhuflar ya. Sonra bir dersi anlayabilecek kadar seviyeye gelmişler. Bana baktın ya, ben de bakıyorum. He, ben de köpekten sert sert baktı da. Gitti herhalde. Şimdi, Kur'an'da bu kanun. Peki Kur'an o kavmi o zamanda 4 tane. Kim, kime, neyi, ne zaman. Tamam mı? Şimdi o topluma, o ilkokul seviyesindeki o topluma, Afrika'daki. Ortaokul seviyesindeki kutuptaki, lise seviyesindeki efendim Irak, Suriye, üniversite seviyesinin Türkiye'deki aynı ders olmaz ki. Evet. Ha, o zaman aynı derse getirilmesi lazım. Aynı derse getirilmesi. O zaman Kur'an'a muhatap olacak kadar. İşte Risale-i Nur'da la teşbih ve la temsil her topluma hitap ediyor. Çünkü asıl mucididir. Irak'takine de Risale-i Nur Müceddittir, Fas'takine de, kutuptakine de, kutuplarda da, İstanbul kültürüne de Müceddittir. Metin aynı. Metin aynı. Ha, o zaman ne yapacak? O müfessir, Kur'an-ı müfessiri, la teşbih ve la temsil, Risale-i Nur'un ders yapan kişi, bakacak o topluma, geldim ben buraya, buranın kültürü çok farklı. Değil mi? Buranın, çok farklı, hiçbir benzemiyor. Şimdi muhatap, ben şimdi burada arkadaşlarını toplasam, bu haktaki, toplasam, ben dershanede yaptığım dersi mi yaparım? Yani, yapmaman lazım. Yapmamam lazım, demeye gerek yok şimdi, anladın yani, mı? Evet. Sen bugün bunlar, bu nerede olduğumu gerek yok demeye, anladın mı? Ben bunlara şimdi dershanedeki veya bir efendim Nur cemaatinin hakim olduğu bir topluma yapabilir miyim? Düğüne gittim, cenazeye gittim, aynı şey mi konuşacak? Yani. Metin aynı. Hayır, ben bile seni burada arkadaşlarıma tanıtırken işte diyor muyum, işte Risale-i Nur'un işte enfüs derslerinde böyle bir hocamız diyemem. Çünkü ne olur? Olmaz. Absürt olur. Evet, olmaz. He. Arkadaşım dedin sen. Abim dedin. Abim dedin. Öyle tanıttın. Tabii küçükten gidecek yani. Aynen öyle. Hı. Çünkü bunlar ne demek ki? Senin verdiğin kutsiyeti veremiyor ki değer versin. Şimdi o zaman nedir? Belagat ehli muktezay hale mutabık olur. Nedir o? Muktezay hal. Şu halin muktezası nedir? İktiza ne eder? Ne iktiza eder? Ona göre konuşacaksın. Şimdi geliyorum kafir, hem de senin yelpazeni genişletiyorum. Hemen pat diye cevap verirdim soruya. Evet. Ha, kafirin suresine girdik. İşte kafirin suresi de geçmiş suhuflar gibi, geçmiş 3 tane kitap gibi vazifesi var.
işlevi olmuş. Oradan diyor ki sizin dininiz size peygamber bana. O zaman o da din olmadı mı? Sizin dininiz size benim dinim. Benim dinim benim bana. Siz bana karışmayın, ben de size karışmıyor. Sizin dininiz size. O da ne oldu ayetin teyidiyle? Dindir. Evet. Ama inne dini indallahi İslam. Allah nazarında din tek. Bu ayette ne oldu din? Teke düştü. Evet. Bak iki din yok. İnne dini indallahi İslam. Allah nazarında din tek. Ama kafirin süresinde din, onlar da din. O geçici bir şeye taşınana kadar hükmü duruyor. Peki niye duruyor? Tamam bu gelmiş Kur'an'a kalksa. Kur'an'ın muhatabı sırf Türkiye şunlar değil. Daha o yine Gokulya'yel kafirin söylesine muhatap olabilecek toplumlar var. Mesela ben Almanya'da ders yapıyorum. Çeviriyorlar. Yine dine indi Allah'ı İslam anlatmıyorum biliyor musun? Gokulya'yel kafirin anlatıyorum. Sizin dininizde Allah'ımızın peygamberi, ben de iman ediyorum sizin dininizdeki. Evet. Bak öyle hitap ediyorum, tercüme ediyorum, tak 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 tercüme ediyor. Sizin dininizin peygamberi, benim de peygamberim. Sizin dininizin Rabbi de benim de Rabbim. Benim dinimin de şey, bak iki din diye konuşuyorum. Ama yine dine indi Allah'ı İslam'a göre olsa, din tektir kardeşim, ne din diye karşıma çıktınız. Evet. Anladım. Ha, onun için böyle toplumlarda bulunabilecek toplumlar olduğu için kafirin süresi duruyor. Yedi izahından bir izah. Ama kemal şey hali yine dinleyin de Allah İslam. O zaman yine dinleyin de Allah İslam kafirin süresinin hükmünü ne yaptı? Kaldırdı. Niye kaldırdığını anlattım. Niye de duruyor da anlattım biraz. Yediden bir tanesini anlattım. Şimdi Risale-i Nur'da la teşbih ve la temsil. Şimdi buraya geldim. Bismi Subhanehu. Aziz Sıdık kardeşlerim. Ben seyahat ederken şöyle bu olur mu burada? Bu arkadaşların olur mu? Şimdi sen bana tekrar o şeyi aç, ben hemen şey yapayım. Bak şimdi. Bana diyorlar ki sen Risale-i Nur'dan aynı cümleyi değil de sen ondan anladığını söylüyor ve yazıyorsun. El cevap. Bu izahlardan sonra daha iyi anlaşılır. Peki ustadım niye ustad demedim. Ustadım niye ayetin manasını değil de ondan anladığını yazmış? Biz cevabı da aynı. Neye benziyor? Şeye benziyor. Dedi ki ben dedi onu dinledin mi? Ya tarikat şeyhlerinin Risale-i Nur'u şey yapmaları. Dinledim o sırada. Dinledin mi? Diyor ki bırakıp da Risale-i Nur'un talep olan aklımı almıyor. Ona dedim ki aynı kanı kullanacağım. Biz kardeş Ömer kardeşlerimiz demişti. O da oradaydı. Baktım o cevap verdi. Dedi ki peygamberlikten daha yüksek makam var mı? Yok. Peki niye ümmet olsun? İsa Aleyhisselam peygamber olduğu halde dedi ki beni Muhammed ümmetinden yap dedi. Niye? Niye dedi? Çünkü İsa Aleyhisselam Ulul Azm peygamberi Kadir ismi azamına mazhar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün isimlerin mertebeyi azamına mazhar. Bu fazilet yok orada. Tamam, bu da sirayet ediyor ümmetine. Onun için faziletli ümmet bu. Hani peygamber, orada anlatmıyorum. Kadir ismine, yani ölüleri diriltiyor. İsmine mazhar, ismi azamına mazhar. Ondan sonra her bir peygamber bir isme mazhar. İsmi azamına mazhar. Ama Peygamber Aleyhisselam her ismin mertebeyi azamına ve bütün ismi azamları mazhar. Akıl almaz bir şey. Akıl almıyor. Almıyor. Hele onun imanına hastayım diye bir ders var. Sen ne yaptın beni? Onu bir dinle şimdi. O işte. Dün felim yatamadım dün. Dün hiç yatamadım ondan. Hiç yatamadım diyorum. Mübala etmiyorum. O yaptığım ders var 11 dakikadır. Hiç yatamadım ondan sonra. Hiç. Yani bir şey onu sileriz herhalde. Allah'ım anladım. Tutamıyor. Dayanamıyor. O dersten sonra ben kapattım. Allah Allah. Ben onu dinlemedim abi. O dinlemedi daha yeni dün akşam. Ulan Allah Resulü'nün imanı anlatılıyor, tamam mı? Yani şimdi kafam şey oldu. Altı soldu şimdi. Ondan sonra orada diyor ki
İsa Aleyhisselam, elimi tutayım de. İsa Aleyhisselam ism-i azama peygamberlik olduğu halde Muhammed ümmeti ümmet olarak gelme sırrı neyse, bu sırrın kanuniyeti Risale-i Nur'la tarikat arasındaki kanuniyet aynı kanuniyettir. Tarikat ismi veduda mazardır. Mertebe-i azamına da mazar. Ama Risale-i Nur asıl müceddid olduğu için geçmiş kavimlerin helak olmasına sebep olan günahların tamiriyle de vazifeli olduğundan, o zamanın peygamberleri hangi isme mazarsa Risale-i Nur'un dersleri de o isme mazardır ki tamir etsin. Hem Allah ona diyecek ki Risale-i Nur, geçmiş kavimlerin bütün pislikleri bu asırda var, onların tamiriyle vazifelisin ama sen bir alim olarak bunları anlat. Böyle olur mu adalet? Sen bana yetki vermiyorsun, sonra mesulsun diyorsun. Bu parkta diyorsun ki, abi sen buradaki bütün olumsuzluklarda mesulsun, yetkin yok. Yetkin yoksa ben nasıl mesul olacağım? Sen bu Said Nursi'ye Allah mesulsun dedi asrın irşadıyla. Yetki? Ne yetkisi var hakikaten? Ha, yetki hakikaten değil. Hapishanede otur, ha. Sürgün hayatı yaşa, dört duvar arası. Ve mesuldür bu asırda. He. Ustat diyor ki mesuliyetten kurtarmak için yani şey yazıyor. Yani buyur şimdi. Ne yapacaksın? Nedir biliyor musun? Yetki nedir? Risale-i Nur bütün derslerin ismi azam mertebesiyle izah etmesidir. Onun için celbediyor. Risale-i Nur bizi celbetmesinin sebebi mantık değildir. İspat değildir. Bizi ikna etmesi değildir. Çok güzel anlatıyor değildir Risale-i Nur'un meziyeti. Nedir diyor biliyor musun? Ustat diyor. İhlastır diyor. En büyük kuvvet ihlas. Risale-i Nur'da ihlas var. Sait yok. Sait'in ehliyeti de yok. İhlas. Konuşmalar, coşmalar. Öyle bir adam da çıkmıştı işte. Ağlatıyor, bağırıyor. Ama fos değil. Öyle belagat satılmıyor kardeşim. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a sormuşlar. Güzel konuşmak nedir? Şimdi bu asrın insanlar söylesem güzel konuşmak nedir? Diksiyon dersi alandır. Diksiyon konuşandır. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bu soruya demiş ki, güzel konuşmak içinde yalan olmayan kendisinin olduğu samimiyettir demiş. Ama öyle bir diksiyonla konuşuyorsun ki yalan konuşuyorsun. İftira ediyorsun. Anladın mı? Ha, Risale-i Nur'da meziyet kardeşim ihlastır. Peki nasıl anlayacağız? Risale-i Nur cezbetmesi, bir dinlese cezbetmesi, celbetmesi, manevi şeytan, anlamıyor ama hoşuna gidiyor, ballanıyor. Burada ihlas var. Yani ne demek? İsmi azama mazhar. Onda. Ya bir de senin şeyin vardı ya, bak biz okuyoruz Risale'yi, anlamıyoruz ya. Sen dedin ya kumbara gibi. Ya yediğim elma gibi. İçinde potasyum mu var? Bilmiyorum ama. Bilmiyorum ama benim vazifem, ben yerim. He. Mesela elmanın içinde ne var? Bilmiyorum. Ne yiyorsun kardeşim? Bilmiyorum ama. He. Ne yiyorsun? Tamam da ne yiyorsun? Magnezyum var. Ha, benim bilmem iktiza etmiyor. Benim vazifem onu içeriye sokmam. Ha, elma içeriye soktum. İçinde ne elementler var? Kim çözecek? İçerideki sistem çözecek. O anlayacak. Ben de Risale-i Nur. Anlayayım, anlamayayım. Oku, içeriye sok. Dima, kalp, ruh, hafiye sok. Karışma. Onu, hissesini alacak sistem senin değildir o. Yani abi, siz şimdi diyelim ki birinci sözü okuduk ya evde. He. Diyorum ki, hanım diyorum, bir daha açalım bakalım birinci söz ne anlatıyormuş. Çünkü bir şey anlamıyoruz işte. Yola çıktım işte dediğim gibi besmeleyle. Bakıyorsun bambaşka bir şey. Biz hiçbir şey yani. Ya diyorsun ki ya biz boşuna okumuşuz ama. Ha işte bak içini sana uygun açıyor. Aslında benim anlattığım işte onu anlatacağım şimdi. O anlattığım sen metnini değil de ben izah ediyorum demek izah değildir o. İçini anlatıyorum. İçini anlatıyor. Mesela İmam Azam Kur'an'dan iştihat etti. İnsan değil miydi? Peygamber miydi? Ya bu nasıl din oluyor onun anlayışı? Senin anlayışın Hasan nasıl Risale-i Nur olabiliyor? İmam Azam'ın iştihadı anlayışı din olduğu gibi. Yani la teşbih ve la temsil. Allah Resulü'nün beşeri sözü din olduğu gibi. Hadis din ya. Onu inkar etmek de ayet inkar etmek gibidir. Aynı kanun. Şimdi nedir o? Şudur. Orada Risale-i Nur'u izah ettiğim gibi gözüküyor. Risale-i Nur'u izah etmiyorum. Nedir o? Bunu sözlerden söyleyeceğim sana.
Niçin içtihatlar diyor semavidir, arzı değil? Niye İmam Azam'ın sözü İmam Şafii'nin sözü? Belki de çatışıyorlar. Niye semavidir diyor, diyor. Allah'ın dediğidir diyor. 27'in sözde. Çok ilginç değil mi? İmam Azam'ın sözü nasıl Allah'ın sözü olabiliyor? Diyor ki, o metni hadiste veya metni ayette mütadit mana var. İmam Azam geliyor, İmam Şafii Hazretleri geliyor. Onun üstünü açıyor. Onların söylediği, onların sözü değil. O ayet paketin içerisindeki, o sandığı içindeki hazineymiş. Yani o İmam açıyor. Azam'ın sözü değil o. Neymiş o? O sandıktaki cevherlerdir. Orada aynı 27 sözde öyle diyor. Yani semavi olması, çünkü ayetin diyor mutadid, her bir ayet küllidir. Her asırda efradı bulunur. Tamam mı? Her bir ayet küllidir. Her bir ayet külli. Her asırda efradı bulunur. Evet. Bu asırdaki efradı ne? Onun üstünü açıyor. Yani. O zaman o sandığın üstünü açması İmam Azam'ın kendi dirayeti açmak. Seviyesi o kapağı açmak. İçinden çıkarttığı kendisinin değil. Biz de şu andaki seviyemle orada mutadit mertebe, merdiven. Buraya gelen kaç merdiven indik? 300 tane mi indik buraya? Sayılmış değil mi? Evet. Ben de o budur diyemem. Haşa, ayette de öyle. Kürsüye çıktığım zaman Allah şu ayette buyuruyor demem. Mutadit, nihayetsiz manasından bir manası şudur ki diye başlıyorum. Evet. Tamam. Senden sonra biri gelir der ki daha farklıydı. Evet. Çünkü o 5. kattan bakar. Ötekisi 7. kat. Nasıl ki ustadıma sen niye ayetin manasını değil de ondan anladığını yazmışım sorulamadığı gibi, biz insanlar, talebeler her zaman, bak her zaman, her yerde anlam kazandıracakları diyemiyoruz. Yani ne dedim bir dakika? Biz insanlar her zaman, her yerde anlam kazandıracakları diyemiyoruz. Yani ne demek? Yaşadığımız çevreye, bak yaşadığımız çevreye, kişilere ve zamanın şartlarına göre o kelamdan çıkarım yapıp söylüyoruz. Evet. Yani Risale-i Nur'da aynı dersi kadınlar dinlesin. Mezarlıkta yapayım, düğünde yapayım, seninle yapayım. Bak aynı koca bir cemaat gibi sırf sana yapıyorum bu dersi. Evet. Öyle değil mi? Niçin? Çünkü Risale-i Nur böyle bir heyecan veriyor. Bu cemaate yapılır bu heyecanlı. Diyor ki nasıl oluyor? Ya bilmiyorum ki ben nasıl oluyor. Anladım. Demek ki yaşadığımız çevreye, kişilere ve zamanın şartlarına göre o kelamdan çıkarımlar yapıp söylüyoruz. O kül ve külli olan manalardan bize lazım olanlarını hepimiz çıkarıyoruz. Mesela Bursa'dan bir ders yaptı birisi. Suriye'den bir tanesi ders yaptı. Ondan sonra Kutup'tan birisi ders yaptı. Hepsi Risale-i Nur'dan. Evet. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri dediği gibi içtihad etmiş, sonra reyinden vazgeçmiş. Demişler niye? O zaman o seviyeden bakıyordum, şimdi bu seviyeden bakıyorum. Mesela 6 ile 9. Alt üst bakarsanız birbirine dönüşür. Ya 6'dır ya 9'dur. Ama alt üste bakarsan ya 6 gözüküyor ya 9 gözüküyor. İkisi aynı. 6'yı çevir 9 oluyor, 9 çevir 6 oluyor. Anladın mı? Demek ki o nedir o? Kül ve külli manalardan muhatap olan zat, ders yapan zat ona uygun çıkarım yapıyor. Bunu söyleyen niye, ne niyetten söylüyor aslında? İki şimdi tane. Ben iki... diyorum bak ben diyorum ki ben de dikkatimi çekti. Diyorum ki niye Risale'yi koymuyor da defteri koyuyor, defterden okuyor. Risale-i Nur sohbeti yapıyor. Diyorum ki sonra ve bakıyorum ki ben şöyle düşünüyorum. Evet. Diyorum ki Hasan abinde bir şey var. Ben sıkıntılı zamanlarımda seni öyle iyi anlıyorum ki. Bak sıkıntıya dara düşeyim. Senin en zor enfüs derslerin bile bana şey geliyor. Çünkü beynim orayı zorladığı için beynimi atıyorsun o sıkıntıyı. Dişe atıyorsun. Ondan meşgul oluyorum. He. Basit şeyler kesmiyor yani. Ağrı şeyi artıyor. Miligram mı artıyor? Ha çok kesicini. İyi. Çok iyi. Zor ders oldu mu öyle emiyorum ki. Hoşuma gidiyor yani enfüsler. Ama şimdi diyeyim ki mutluyum, mesutum. Senin enfüs dersin aklıma ağır geliyor. Diyorum ki kaçayım. Daha basit dersler kim var mesela diyeyim. Murat abi mesela. Murat abi de takip ediyorum. Diyorum ki Murat abininki hem eşim de anlıyor. Çünkü bana bayanın şeyi daha şeydir. Yakın. Sen taleben zaten. Onu dinliyorum ama çünkü bakıyorum ki ama Murat abinin dersinden herkes yapabilir.
Ama bir Hasan Akar'ın dersini kimse yapamaz. Bu adama niye bir şey diyeyim ki ben? Ben anlamıyorum diye bu adam yanlış yapıyor. Olamaz yani. Kendime bakmam lazım. İşte o 27. sözde semaviyedir. Onu ben sana göstermeyeceğim. Şeyde, 27. sözde içtihadatı da semaviyedir. Lan aklım gitti ya. İçtihadı yani. Ha, içtihadı nasıl içtihadı semavi olur ya? İmam Azam'ın sözü bu. Meğer o ayet sandıkmış, söylüyor zaten. Sandık. Sandığı kapağı açtın, kadının, kızın sandığı. Orada çamaşırı var, ayakkabısı var, mendili var, tesbihi var, seccadesi var, var da var. Bir şey yok ki. Ha, meğer o sandıktan çıkarttı. O zaman o muhatap kişilere o lazım. İmam-ı Şafii gelmiş de hayır demiş. Burası kıştır demiş, kızın sandığından kısa kollu böyle gömlek çıkartma. Paltoyu çıkarın, burası kutuplardayız. Kutuplarda sandıkta ne çıkar? Palto. Arabistan'da ne çıkar? Yazdık olur. Öyle değil mi? E şimdi efendim Ramazan'da ağır yenmez. E şimdi her zaman mı yenmez? Demek ki şu, her şartlar zemine göre orada mana çıkarıyoruz. Ve herkesin ihtiyacı farklı. Yani ya, biraz önce gösterdim ya sana siteyi. Herkesin dersi ya var. 3 izlenme, 10 izlenme, hadi 100 izlenme olsun. Hasan Akar 700 izlenme, 1000 izlenme. Niye? Demek ki şey var. Mesela diyor ki ihtiyaç var. Acayip. Abi. Malzeme aynı. 3 tane malzeme ver kadınlara. 3 tane sen sizin memleketin, bizim memleketin kadınlarına 2-3 tane malzeme ver. Ben kaldığım için söylüyorum. Hı. En fazla 5 çeşit yemek yapar. Ve 6. Hatay kadınına malzeme verme. Ha böyle yeşilliğe sal onu. Sal bu bıçakla bu otları söküyor kökten. 5-6 tane yemek yapar. Boğazına düşkün olanlar öyle diyor. Hatay'dan evli. Bak şimdi. Devam edeyim. Demek ki o kül ve külli olan manalardan bize lazım olanların hepimiz çıkarıyoruz. O külli mananın şu zamanda bana ve bize lazım olanı söylediğim için o çıkarım olmamış olsa, onu ben sana uygun evet çıkarım yapmasam, o külli mana, o düz okusam o kişiye, senin buradaki arkadaşı düzgün, onun nazarında söner gider. Yok olur, hiçbir anlam taşımaz. Mesela düz okudum. Mahiyet evet insaniye birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Evet. Bu ne anlar bu senin arkadaşların? Aman desem ben ki, anlamıyorum ki. Ha, bak kardeşim dedim, hayat anlatmak için. Şu ağacı görüyor musun? Bak yeşillikteyiz ya parkta. Şuna bak, yaprak var, koku var, çiçek var vesaire değil mi? Evet. O ağaca bak, nerede biliyor musun? Çekirdekte. Allah Allah. Yani hiç düşünmedi. Kocaman ağaç. Ha, Allah'ın dışında ne yaratılmışsa hepsinin çekirdeği hayatta. O da sende. Yani ben sana bir çekirdek versem ağacın, ağacı bir komple vermiş olmuyor mu? Aynen. Ben git memleketine, dik onu. Komple ağacı vermektense çekirdeği veriyorum. Allah da 18 bin alemi direkt vermedi. Onun çekirdeğini verdi. Nedir o? Hayat. Peki ne anlattım ben? Mahiyet insaniye birdir, inkısamı gayri mümkündür. Onu düz okusaydım, o adam belki inkarına, Risale-i Nur'u tepmesine, talebe olmasına şöyle değil, anlaşılmaz diye aynen bir anlayışa sahip olacak. Bir daha ömür bile gidecek, kaybolacak. Ya onun... Bir de şimdi sana da hakaret olur abi. Şimdi senin öyle bir özelliğin var değil mi? Sen yani Risale-i Nur'da çok emek vermiş adam vardır. Senden daha şeyleri vardır. Evet. Ama sana nasip olmuş bu enfus şeyleri çıkarmak. Evet. Usta abiyle işte öyle oldu, öyle dedi. He. Dedi ki, aynı bak dedi ki, ben onun talebesiyim. Evet. 30 küsü, 1987'de, 80'de. Hı. 1,5 sene ondan uzak kaldım. 2013, 14. 2015'te bu ihtilal olmadan bir sene önce vefat etti. Hı hı. Kaç sene yapıyor? 30 küsür talebesiyim. Dedi evet ki. Kaç tane talebesinden bir tanesisin? Ha, kaç tane talebesinden ben bir tanesim? Evet. Allah mekanını cennet etsin. Allah şefaatine mazhar etsin. Çok acayip bir adamdı. Dedi ki Hasan dedi, öyle bir bereketli zamanda gelmişiz ki, ama siz benden daha bereketli zamanda geleceksiniz. Adamın anlayışına bak. Şimdi ne diyor millet?
o kadar bozulduk ki, tamam canım dünya artık bozuldu ya, bu kadar bozulma olmuyor ya, 10 sene önce daha iyiydik. Herkesin ağzında böyle değil mi? 50 sene daha önce, şimdi ne diyor usta abi? Sen diyor daha bereketli zamanda geleceksin. Ondan sonra dedi ki, ben dedi, Allah dedi, şöyle bir misal verdi. O misal onun. İmam-ı Gazali'yi diyor, Allah mücedid olarak yarattı. Ne yaptı Allah? Bir kafirler üzerine çıktı, bir kılıçtır dedi Gazali. Evet. O zaman diyor Roma ve Bizans'tan alem İslam'a şey giriyormuş, felsefe. Onun için Gazali felsefe noktasında Allah kılıncı çekti. Allah onunla vurdu Gazali'yi. Mevlana Halid-i Bağdadi, her şey süt liman, Osmanlı şey hakim, tasavvufta eksik. Böyle hep zahirde kalmışlar. Zahir, yan serenen soru. Artık kavga ediyorlar, sen bu tabiri çözün. Allah da onu da enfusi çıkarttı. Yani tasavvufçu çıkarttı onu. Ustattan önceki. Mevlana Halid-i Bağdadi ustattan önceki. Ondan sonra dedi, Ustad Bediüzzaman Hazretleri zamanında niye peki imana şey yaptı? Çünkü imansızlık hükmediyordu. Allah'ın kafirler üzerine çektiği kılınç, iman kılıncı Bediüzzaman Risale-i Nur'la olmuş. İmansızlık. Fark şu. Mektubat-ı Rabbaniye. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin gelmiş. Asrı anlaman için söylüyor. Genç soru soruyormuş. Soruya bak, asrı tanı. Efendim demiş İmam-ı Rabbani Hazretleri. Cennetin dördüncü tabakasının sıfatları nedir? Nasıl kazanılır? Şimdi bana geliyor. Allah kim yarattı hocam? Allah var mı? Soruyla neyi anlayacağız? Toplumu anla. O zaman İmam-ı Gazali'nin kitaplarını o topluma, o kültüre, o seviyedeki sorulara cevap iken sen getirip de bu asın Allah kim yarattı gidip de gelen mi var? Niye görmüyoruz toplumuna buna anlatmak? Kur'an'a ve hadisleri adamın inkarına sebep oluruz. Zaten adam umursamıyor, diyor ki var ya da yok, bana ne diyor evet, ya. Öyle diyor. He. Mesela İmam-ı Rabbani tasavvuf ehli diyor ki Kur'an'ı sol elinizde tutup okumayın diyor. Tamam. Şimdi adam Kur'an'ı inkar ediyor. O ders okunur mu ona? Adam peygamberden delil getiriyorsun. Adam peygamberi inkar ediyor. He. Adam Kur'an'ı inkar ediyor. Ayet delil olur mu? Diyor, Allah'a mı sordun diyor. Diyor. Kimle konuşuyor ki Kur'an değişmiş diyorsun, öyle şey mi olur, ayette şey? Bir vahiy mi geldi sana, sen ne biliyorsun değişmiyor? Evet, Allah arkadaş. İşte oysa tabii delil yani, şey yok yani. Çünkü şimdi o zaman muhatap farklı. Evet. Muhatap farklı olursa cevap farklıdır. Şimdi Rüştü abi dedi ki benim dönemimde dedi ne vardı? Laikaların dusturların yok edildi. Demirel dönemleri işte. Nurcu, Demirel, Nurcu, Demirel var böyle. Yeni Asya dönemleri böyle. Öyle siyaset. Siyasete bulaştırıyorlardı Risale-i Nur cemaatini. Senelerce de. Ondan sonra böyle siyaset. O zaman biz dedi Allah bizi dedi istihdam etti dedi o zaman abileri. Laikaları çalışmalar üzerine yaptık. Bizim uzmanlık odur. Uzman. Onu öne çıkarttı Zümer abiler. Nefis terbiyesi, Zübeyir abinin kitabı gençlik. Ondan sonra laikalar, toplamalar yaptık. Bak ustad böyle diyor, böyle diyor, böyle değil. Senin dönemindeyse dedi, Allah yardım etsin dedi. Cemaati dedi, ülfet belası saracak dedi. Ülfet. Yani Müslümanları ve Nurcuları ülfet şeyiyle, hani folye diyorlar ya, dolap, buzdolabı şey sarma naylonu gibi. Nurcuları ülfet nedir? Ünsiyet nedir? Ünsiyet o kutsi şeye yakınlık hissetmek. Güneşin sana yakınlığı. Ülfet ise işte birinci sırası iki asker varmış. Dört kiyelik çanta varmış. Ondan sonra bir havuza yıkandılar. Kaç defa okusan aynı. Külliyatın zahirine, kışırına bakarak bal içeride şişeyi yalıyorsun. İki asker varmış, iki asker varmış. Lan 10 defa okusan 5 askeri olmuyor ki. Aynen. Bu ne yapıyor? İçine giremediğin için her bir mananın mutadit manası var. Her bir Risale-i'nin kelimenin bir mutadit manası var. Ne demek? Bir çekirdek manası var. Ağacı hayal et. Çekirdek manası. Bir meyve manası var.
bir zahir manası var ağacın. Bir de makine tarafı var ağacın. Batın tarafı. İşte Risale-i Nur'un cemaatinin, asete Müslümanların da, başta Müslümanların, ülfet belasını kırmaya Allahu Alem sizin gibi, siz ve sizin gibi insanları kullanıyor gibi geliyor bana dedi. Kullanacak. Sonra belirli şeyden sonra gittikten sonra bazı haritaları ona gösterdim. Çalışmalarımı. Herhalde seni bu konuda istihdam ediyor dedi. Ülfet kırılacak dedi bu şeceri hikmetler. Yani senin gibi ders anlatan görmedim. Ha, ya, yok estağfurullah bu olmadı. Haritalı, he. Haritayı kastediyorsun. Yani bu anlattığın şeyleri de duymadım yani. Başkasına işte anlatıyorsun ya şecere-i hilkatı. Şecere-i evet. Senin o haritan, listelerin falan. He, yok Risale kimse de yok. Yani. Yo, he. Hepsi Risale-i Nur'da. Defter tutan Risale-i Nur anlatan hoca da görmedi. Evet. Ondan sonra metni yazıyorum. O sarı defter diyor var ya. Ürünü sana dokunmuyorum. Ya kardeşim gösteriyorum kameraya. Bak evet. Kırmızı yazı Risale-i Nur'un metnidir. Oradan çıkarımlarım ve atıflarım. Belki sana şimdi yarım saat konuştuk. Nerelerden atıflar yaptım sana bak. Evet. Sözlerden yaptım, Kastamonu'nun laikasından yaptım. Ayeti atıf yaptım, Kafirun suresi. İnne dine inde Allah'ın İslam'ı yaptım falan. Heh. Onları bir araya getiriyorum böyle. Sonra unutmayayım diye. Risale-i Nur'un mana meratipleri yok mu? Soruyorum. Var. Evet. Peki mana meratiplerini bir şablon olarak cümle ifade ediyorsa o cümlenin mana meratiplerini kim çıkaracak? Ben şunu da gördüm. Biraz farklı şeye çekeceğim de. Bursa'da bir yaşlı bir amca gördüm. 80-90 yani şeyi gelmiş. Bir köşe diyorlar ki o adam hastaymış. Çocukken çobanlık oldu. Çoban mı olamaymış? Demişler ki bu adam ölecek. Doktor gezdirmiş. En son üstada götürmüşler. Üstad dua etmiş. Bu çocuk iyileşmiş. O yaşlı adam o çocukmuş. Allah Allah. O çocuk yani yaşlanmış ama Risale'yi okuyor. Ama şimdi o adamın Risale okumasına gördüm seni de okuyorum. Bak o adamın şeyinden şüphem yok yani Risale'sin. O belki zevk almak için. O okuduğu zaman ne hissediyor bilmiyorum. Seni de Risale okumanı da gördüm. Sen ders çalışır gibi. Ödem ona. Sen ders çalışıyorsun. Ders çalışıyorum. Sen beni masadan aldın ha. Biliyorum yani şimdi ben senin evine de geldim gittim. Senin ders çalışma masanı da biliyorum. Kalemlerin, kitapların. Ve o kadar büyük bir şey. Bir şey ofis ya. Benim. Sen zevk etmek için değil. Çıkarmak için. Yani sen madenci gibi çalışıyorsun. Evet. O burada gıdam, gıdam. Ne demiş, bunun buradan ne demiş. Şimdi çünkü ben abilerde onu görüyorum. Dediğin gibi abicilik var. Yani abiler demeyeyim. Risale-i Nur okuyan adam ya zevk etmek için. Keşfullah okuduğu zaman adı kapı açılıyor. Görüyor yani. Ben asker görüyorum ama farklı bir şey görüyor ama. Görüyor yani. Ama sen o zevkin ötesinde belki bir hasat topluyorsun. Yani. Ve gelecek nesil yöntem gösteriyor. Evet. Ve Rüştü abi dedi işte bu ülfeti kırmaya dedi istihdam edecek. Ondan sonra dedi ki sakın dedi onu da ekledi. Sakın dedi bu konuda çok tenkit alacaksın. Ve sana havlu tutmayacaklar. Ama sen sağır kör olacaksın. Yoluna devam edeceksin. Durum bu. Şimdi psikoloji tıpta bir bilim. Eskiden deli doktor diyorlar. Herkes kimse olmazdı kimse doktor. Olmazdı. Şimdi baktılar ki asır psikoloji hepsinden önemliymiş. Evet, yani mesela en yüksek puan psikoloji. Evet. Yani. Niye biliyor musun? Şimdi körsün sopa çare. Felçsin tekerlekli araba çare. Sağırsın kol hareketi çare. Psikolojim bozuldu her şey gitti. Hiçbirisi çare. İşte psikolojiye de beni istihdam et. İşte şimdi en zoru da o zaten. En zoru da o. İsabetli iş yapacaksın. Bir tane isim vermeyeyim nasıl kayıt olduğu için. Bunun adamın üniversitesi var. Psikolojide dev adam. Bir gün Rüştü abi döneminde, Rüştü abi meselesiyle, onun Rüştü abinin talebesidir o. Görüşürken, o Hasan da orada mı ses verdim, ben de selam verdim abi dedi. Ya bu arada Hasan sana bir şey söyleyeyim ya dedi. Ya bu psikoloji dersten ben de denk geldim dedi ya. Ya sen tıp okumadın. Bildiğime göre de dedi bu işin bizim gibi eğilerinden de ders almadın. Sırf Risale-i Nur'dan dedi de bu da olmaz dedi. Sen kardeşim o anlattıkların hep yaşadın mı? Sen bu kadar dibe indin mi dedi ya. Ki bunları çıkarımları yaptın dedi. Ondan sonra abi dedim sen çoğunlukla belki dedim kitaptan Amerika'dan deneyleri anlatıyorsun. Falan makaleyi naklediyorsun. Bu psikolojiyi anlattığımın 99'u demeyeceğim. Hepsini yaşadım ben. Evet.
Hepsini yaşadım, deneylediklerimi anlatıyorum. Kuyuda değildim abi dedim. Hmm. Çukurdaydım. Aşağıda olmak bir merkebede. Ondan sonra ne olacak ya, bu hapishane aldılar. Daha önce beni 96'da işkence ettiler. İçeri aldılar. Dağda 6 ay kalmak ne demek? Evet. Ağaçların dallarına bizim nurcular peynir ekmek koyuyor da denk gelip alıyordum. 6 ay ormanda yattım. 96'da o faili meçhul cinayetler dönemlerinde. Yayla, dağda kaldım ya, yayla evi de dedi. Ağaçların kovukları vardı. O ben biliyordu da peynir koyuyordu. Kargalar yemesin diye plastik şeye sararlardı. Ondan sonra bazı noktalarım vardı. Hep değiştiriyorlar. Oraya sararlardı peynir ekmeği. Niye? Yakalansam asit kuyusuna koyacaklar. Canlı canlı büyük kıyma makinesine koyup domuz çiftliğine o eti veriyorlar. Biliyor musun öyle bir şey? Bu kadar emek vermişsin. Ve her şeyimi vermişim. Sen benim için çok kolay, düz oku geçeyim, ben herkes gibi yaparım. Ya. Merhaba ben abi. Niye çıkayım? Fesubano.